Orada Alirzade'denin neydi mesajı? İnsan ölülerin rüyasında niye Evet, görüyor? evet. Peki açıklayalım efendim. Evet sevgili canlar. İnsanın rüya aleminde ölü görmesi aslında diri görmesidir. Ölü görmüş olduğu insanlar vücut bulan insanlardır. Tekrar doğuş yapıp meydana gelen ama bizlerin fark etmediği insanlardır ki rüya aleminde bazen diriler ölü, ölüler de diri gözükür. Fakat şunun altını özellikle çiziyorum ki insan ölmez canlar. Hiçbir varlık ölmüyor. Sadece değişime uğruyor. Yüce Yaratıcı yarattığını ziyan etmiyor. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Sadece isimler, şekiller değişiyor canlar. Çünkü nefes Allah'ın nefesi. Biz ondan bir zerre taşıyoruz. Bu nefesimiz olmazsa bizler yaşayamayız ki. Yüce Allah kendi varlığını yarattığında tamamladı. Yarattığı yaratan da kendini buldu. Ondan dolayı bize bir kredi verilmiştir. Affedersiniz. Bu kredi dolduğu an tekrar bu kredi tamamlanır başka bir bedende. Ama insan, ama hayvan, ama su, ama yağmur, ama rüzgar, ama bitki fark etmez. Her neyse mutlak suretle bu enerji geldiği gibi gidiyor, gittiği gibi de geri geliyor canlar. Eğer öyle olmasaydı reenkarnasyon olayına ben de inanmazdım. Çünkü bir önceki hayatımı A'dan Z'ye hatırlayabiliyorum. Ve yazmış olduğum kitapları da kendi yaşantımdan örnek alarak yazdım. Reenkarnasyonu işledim. Daha önceki yaşadığımı ve tekrar vücut bulduğumu işledim. Eğer hatırlamasaydım, ben de sizler gibi böyle şey olur mu derdim. Ondan dolayı ben varlığın ölmediğine, sadece don değiştirdiğine inanıyorum. Ve yüce Allah'ın cenneti cehennemi varlık ölmeyince yok anlamına gelmiyor canlar. Yüce Allah cenneti her güzellik içerisinde şu Türkiye Cumhuriyetimizin dağı, taşı, toprağı, kurdu kuşu bir cennet timsalidir. Ve biz bu cennetin içerisinde nefes alıp nefes veriyoruz. Bunu kim inkar edebilir ki? Acının olduğu, zulmün olduğu, katliamın olduğu, cinayetin ve vahşetin olduğu yer cehennemdir. İşte cehennemi de insanlar insanlara yaşatır. Ama bir de Kadir-i Mutlak'ın cehennemi vardır ki bu cehennemde hak etmiş olduğu dereceyle tekrar insan yaratılır. Güzel şeyler yapmışsa güzel gelecek, kötü şeyler yapmışsa yaptığının bedelini mutlaka çekecektir. Ondan dolayı söz biraz ağır gelebilir ama bugün 1,5 milyar insan reenkarnasyona inanan insandır. Ve bunlara yok diyemeyiz. Ama bizim her fikire, her düşünceye, her bakışa, her inanca saygımız vardır. Her şeyden evvel bırakalım inanca saygımızı olmayı, insanı insan gibi yaratıldığı için, yüce yaratıcının nefesini taşıdığı için, aşkını, sevgisini, birliğini, beraberliğini,
varlığını taşıdığı için bir kere insan insana saygı duymalı. İnsan çünkü yaratıcının varlığıdır, görünen yüzüdür yaratıcının insan. Yani insanı kamiller, arifi billahlar, hakkın nefesi olan insanlar için geçerlidir bu. Kendinden haberi olmayan, varlıktan haberi olmayan, doğadan, tabiattan haberi olmayan bir insan, bir şeye inansa ne olur, inanmasa ne olur, kendine faydası yok. Babaya, anaya, devlete, millete, topluma, tabiata faydası yok. Nefsine uymuş, nefsi için bütün varlığı katlediyor, doğuruyor, işkence yapıyor. Bunun varlığı inansa ne olur, inanmasa ne olur? İşte mesele burada kişinin kendini bilmesi. Sıfır olmak, sıfırdan sonra yücelmektir. Ondan dolayı sözlerimiz o kadar çok derin ki, o kadar derin de mesajımızın o kadar derin anlamları var ki, bunu bir saatte, iki saatte paylaşıp insanlarla bunu irdeleyemeyiz. Sevgili canlar, bugün, bu gece ben yatarken İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri'nin hali göz önüme geldi. Şimdi 7-8 tane materyalist olan insanlar Hazreti İmam Cafer-i Sadık'ın yanına varıyorlar. Diyorlar ki biz maddeye inanıyoruz, ruha inanmıyoruz, hakkın varlığına inanmıyoruz diyorlar. Hazreti İmam Cafer-i Sadık bir bakra süt istiyor. Bir bakra süt geliyor, o materyalistlere soruyor. Bu nedir diyorlar, süttür. İyi bakın diyor, bu nedir diyor, süttür. Peki diyor, gözümüzün görmediği bir şey var. Bunu irdelediğimiz zaman, içerisinde yoğurt var mı? Var. Tereyağı var mı? Var. Ayran var mı? Var. Çekelek var mı? Var. Peynir var mı? Var. Bunun gibi 7-8 kalem sayıyor. İşte hak da var diyor. Hak da bu vücudun içinde diyor. Bu tabiatın içinde. Yarattı yaratan, yarattığı düzenin içine gizlendi. İlimin, bilimin, fenin, teknolojinin, gücün, kudretin içerisine gizlendi. Ondan dolayı yaratıcı vardır ve seninle, senin dilinle, benim dilimle, tıbbın diliyle, ilimin bilimin diliyle kendini anlatır diyor. İşte canlar, o sütün içerisindeki 8 kalemden oluşan güç gibi yüde yaratıcı da bizim bedenimizin içerisinde mevcuttur. Kimse yaratıcının yokluğundan, varlığından söz konuşması söz konusu bile değildir. Çünkü yaratıcı bu alemi yaratmazsa yeryüzünde hiçbir varlık nefes dahi alamaz. Ondan dolayı ben yaratıcının kudretine, gücüne inanıyorum. Yaratmış olduğu düzenin içine gizlenmiş, yaşayan, yaşatan, gelen, giden, getiren, götüren haktan başka bir şey değildir. Çünkü o bizim bedenimizde vücut bulmuş, biz de buna iman getirmiş, aşk ile eğilmişiz canlar. Ondan dolayı yeryüzünde hak adına, onun ehli beyti adına, onun peygamberleri adına, onun gerçekleri ve aşıkları adına, onun kutbul arifleri adına kim ki elini göğsüne koyup da hak diyorsa, hakkın varlığıyla zikri gibi aynıdır. Çünkü yaratıcı kendisini ariflerde tamamlamıştır. Deminden diyor ki, arifin dini olur mu? Canlar, yoktur Allah'ın dini, din insanlar içindir. Yoktur Allah'ın yolu, yol insanlar içindir. Şimdi dini bize göndermiş, yolu da bize göndermiş. O ulvi, tarif edilmez bir güçtür. Bu dinin içerisinde doğruyu bulasınız demiş. İki yol vermiş. Nefsi yol, ruhani yol. Nefsi yolumuz şeytanın gidişatı, ruhani yolumuz da hakkın gidişatıdır. İşte bu iki yol bizim bedenimizde mevcuttur. Ondan dolayı unutmayalım,
Bu iki tane kutup savaş içindedirler. Birbirine daima savaş yaparlar. Ama cephaneyi vücutumuzdan, aklımızdan alırlar. İşte ruhumuzun cephanesi sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, beraberliktir. Paylaşmak, bölüşmektir. Ötekininki de cephanesi vurmak, kırmak, öldürmek, yok etmektir. İşte insan bu yolu nasıl kendine çizmişse o yolda gidecektir. Dönüşü de aynen kazanmış olduğu gibi, yaşamış olduğu şeyi kazanmış olacaktır ki, ama hayvan, ama insan, ama bitki. Çünkü yaratıcı yarattığı hiçbir şeyi ziyan etmez canlar.